Şimdi bir abi demiş ki her an sizden ayrılacakmışız gibi bir endişe yaşıyoruz. Vallahi ben de yaşıyorum. Her taraf polis de olur. Yani bu endişeye sahip olan kardeşimiz kimse endişelerinde çok da haksız değil. Yani ben de şu 2 haftadır, 3 haftadır etrafa bakıyorum. Hiç iyi niyetli adamlar görmüyorum. Yani şöyle kardeş, böyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunlar hepsi figüran adamlar. Hüküm semadakinin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın. O dilerse ben burada otururum. 7 cetleri de toplansa beni buradan kaldıramazlar. O dilemezse, benim cezaevinde olmamı isterse veya başka bir yerde olmamı isterim. Siz ve 7 ceddiniz de toplansanız buna engel olamazsınız. Yani hüküm Allah'ın, Allah'ın Celle Celaluhu. Tabii ki bunu kadercilik yapmak adına söylemiyorum. Tabii ki zulmü reddediyoruz, sömürüyü reddediyoruz, zalimliği reddediyoruz, şirki reddediyoruz, tuğyanı reddediyoruz. Ve bunun da kavgasını veriyoruz zaten. Bu ayrı bir konudur. Bunu bir kenara koyun. Ama öbür tarafta asıl olan meseleye gelince ve bir şeyi de hiç unutmayın. Şu an ben buradaysam, benim burada bulunmam hayırlı olduğu için ben buradayım. Allah Azze ve Celle takdir etti ve ben buradayım. Dün, yani bundan bir ay önce Allah Azze ve Celle benim orada olmamı takdir ettiği için oradaydım ve benim için de, sizin için de, yakınlarım için de en hayırlı olanı, en hayırlı olanı buydu. Allah'ın hükmüne güvenin. Allah'ın hükmüne teslim olun. Bilin ki Allah kulunu zayi etmez. Ya benim mesela anam, biri size sorsa dese ki anası evladını götürüp ateşe atar mı? Anası kendi evladına zarar verir mi? Hayır dersiniz. Yani hiçbir anne kendi çocuğuna bilinçli bir şekilde zarar vermez. Ama ben size kesin olan bir şey söyleyeyim. Anamın merhametinden şüphe edebilirim ama Allah'ın anamdan bana daha fazla merhametli olduğu konusunda zerre kadar şüphem yok. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle söylüyor. Onun için Allah bize merhametlidir. Allah bize karşı şefkatlidir. Gönlünüz rahat olsun. Ya bir şey yapacaksanız ne yapabilirim? Hani bu böyle bir endişem var. Çokça Allah'a sığının. Yani o endişeyi de kulluğa dönüştürün. Madem böyle bir endişeniz var, çokça Allah'a sığının. Ya Rabbi diyeyim, bildiğim, bilmediğim, gördüğüm, görmediğim bütün şerlerden sana sığınıyorum. Daha güzelini istiyorsanız, Peygamberimizin öğrettiği gibi Allah'ım ben Muhammed'in aleyhissalatü vesselam istediği bütün hayırları senden istiyorum. Kendisinden sana sığındığı bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği bir duadır. Çokça Allah'a sığının.